Bu videoda üremeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Başka gezegenlerde farklı şekilde çoğalan organizmalar var mıdır henüz bilmiyoruz ama dünya üzerinde organizmalar temelde iki şekilde çoğalıyorlar. Bunlardan ilki, hatta şöyle çizerek anlatayım, bu tek hücreli bir organizma olsun. Bu organizma kendini kopyalıyor yani kendinin aynından bir tane daha yapıyor. Şu kendisi tamam mı? Şu da kopyası olsun. Bu durumda bu iki organizma da birebir aynı genetik materyale sahip oluyor. Şu ilki, şu da ikincisi. Bunlar artık iki ayrı organizma ama genetik yapıları tıpa tıp aynı. Bir organizmanın kendi kopyasını üreterek çoğaldığı bu üreme biçimine biz eşeysiz üreme diyoruz. Yazalım bunu. Eşeysiz üreme. Bunu cinsel yolla gerçekleşmeyen üreme şekli olarak da özetleyebiliriz. Eşeysiz yani cinsiyetsiz. O halde şöyle bir mantık yürütecek olursak, eşeysiz üreme olduğuna göre eşeyli üreme de olması gerekir. Öyle değil mi? Peki o nasıl oluyor? Eşeyli üreme iki organizmanın ya da en azından iki ayrı organizmaya ait hücrelerin bir araya gelerek üçüncü bir organizma oluşturmasına deniyor. Yine bunu da çizerek anlatayım. Örneğin şu bir organizmaya ait hücre olsun. Bir dişiye, anneye ait bir yumurta hücresi diyelim. Tamam mı? Evet. Şu da bir diğer organizmaya ait olan hücre. Evet, buna da baba diyelim. Yani bu bir sperm hücresi. Yumurta ve sperm bir araya geldiğinde bütünleşip yeni bir organizma oluşturuyorlar. Ve bu bünyesinde hem anneden hem de babadan aktarılan genetik bilgiyi barındıran yepyeni bir organizma. Yani o anne babanın yavrusu oluyor. Bu üreme şekli bize tanıdık geliyor olabilir. Öyle değil mi? Ne de olsa hepimiz bu şekilde dünyaya geldik. Konuyu biraz daha pekiştirmek adına eşeyli ve eşeysiz üremeye dair bir iki örnek vermek istiyorum. Burada ikili fizyon adı, e, adlı eşeysiz üreme tipini gösteren bir şema görüyorsunuz. İkili fizyon. Aklınızda olsun bir yerde fizyon sözcüğüyle karşılaştığınızda ortada bir bölünme olduğu anlamını çıkartabilirsiniz. Mesela nükleer fizyon dendiğinde kastedilen şey atomun bölünmesi, parçalanmasıdır. İkili fizyon diyerek de aslında bir organizmanın bölünerek iki organizmaya dönüşmesinden söz ediyoruz. Şemada da gördüğümüz gibi organizma önce kendisine ait tüm genetik materyali kopyalıyor ve ardından ikiye bölünüp çoğalıyor. En başta verdiğim örnekte olduğu gibi bu iki organizma birbirinin tıpatıp aynı, en azından genetik anlamda. İkili fizyon başka videolarda da ayrıntılı biçimde anlatacağımız prokaryotlarla ilgili bir süreç. Bunlar organelleri olmayan son derece basit yapılı organizmalardır çekirdek zarları yoktur ve genelde birden çok kromozom barındırmazlar. Ökaryotlar ise çekirdek zarları, birden fazla kromozomları ve membrana bağlı organelleri olan daha karmaşık yapıda organizmalardır. Fakat baktığımızda burada benzer bir çoğalma süreciyle karşılaşıyoruz. Mitozla. Aslında bu biyoloji içerikli videolarda derinlemesine anlatacağımız bir konu ama ben şimdilik burada kısaca değineceğim. Dediğim gibi mitozu ikili fizyonun bir benzeri olarak görebilirsiniz. Fakat bu defa söz konusu olan ökaryotik hücreler ve bunlar prokaryotik hücrelere göre daha karmaşık yapıdalar. Haliyle bölünme süreçleri de onlarınkinden daha karmaşık. Bununla birlikte her ikisi de eşeysiz üreme kategorisindeler. Her iki süreçte de bir hücre veya kimi zaman bir organizma bölünerek aynı genetik bilgiye sahip iki ayrı organizmaya dönüşüyor. Burada ilginç bir nokta var. Bir organizmayı alıp onunla aynı genetik bilgiye sahip başka bir organizma ürettiğimizde o kopya organizmaya ne diyoruz? Evet, klon. Tanıdık gelmiştir hiç olmazsa bilim kurgu filmlerinden biliriz klon terimini değil mi? Zaten filmlerde de öyle ya da böyle bu bağlamda kullanılıyor. Belki mesela Yıldız Savaşları'ndan klon savaşları bölümünü hatırlarsınız. Oradaki bütün klonlar da bir tek kelle avcısından türetilmişti ve hepsi de onunla aynı genetik bilgiye sahipti. Aslında mitoz da bize tanıdık geliyor olmalı. Çünkü vücudumuzdaki hücrelerin büyük çoğunluğu bu şekilde bölünerek çoğalıyor tek hücreli organizmadan çok hücreli organizmaya dönüşmemiz, büyüyüp gelişmemiz de bu sayede oldu. Bu noktada şimdi kafanız biraz karışmış olabilir. Çünkü daha az evvel vücudumuzdaki pek çok hücrenin mitoz deneyimini yaşamış ve yaşamakta olduğunu söylemiştim. Fakat sonuçta hepimiz eşeyli üreme sonucu dünyaya geldik. Bu nasıl oluyor diye aklınıza bir soru gelmiş olabilir. Şöyle anlatmaya çalışayım. Eşeyli üremenin gerçekleştiği anda bu yeni şekillenmiş hücre mitoz bölünmeyle çok hücreli yeni yapılar oluşturuyor. Bizim cenin halimizi aslında. Biz büyüyüp gelişirken aynı zamanda gamet adı verilen üreme hücrelerini de üretiyoruz. Yani şu anda taşıdığımız genetik bilginin yarısı bir gamette, diğer yarısı da başka bir gamette. Yani daha doğrusu bir yarısı bir gamete ait, diğer yarısı da başka bir gamete ait öyle diyelim. Kendimizden yani insandan örnek verecek olursak bu gametlerden biri kadının ürettiği yumurta, diğeri ise erkeğin ürettiği sperm oluyor. Yumurta ve sperm bir araya geldiğinde sperm yumurtayı döllüyor ve sonrasında büyüyüp gelişmeye hazır yeni bir hücre oluşuyor. İkili fizyon ve mitoza değinmişken bir diğer eşeysiz üreme biçiminden söz etmemek olmaz. Bu eşeğsiz üreme şeklinde anne hücreden küçücük bir yavru hücre tomurcuklanıyor. İkili füzyona benzer biçimde anne hücre tüm DNA'sını kopyalayarak kendisine yapışık haldeki yavru hücreye aktarıyor. Yeri gelmişken sözünü ettiğim bu yavru hücreye kimi zaman kız hücre de deniyor. Sürecin sonunda tomurcuklanan yavru hücre anne hücreden koparak bağımsız hale geliyor. Yani dışarıdan baktığımızda burada olduğu gibi biri büyük, diğeri ufak tefek iki ayrı hücre görüyoruz. İşte bu eşeysiz üreme biçimine tomurcuklanma deniyor. Kimi çok hücreli organizmalara baktığımızda onlarda da eşeysiz üreme örneklerine rastlıyoruz. Örneğin deniz yıldızları kopan uzuvlarından üreyebilmeleriyle meşhurdur. Pek çok deniz yıldızı türünde kopan bir koldan yepyeni bir deniz yıldızı oluşur. Orijinal gövdede ise kopan kol yeniden oluşur. Biyolojide bu üreme biçimine fragmantasyon ya da rejenerasyon denir. Fragmantasyon kelime anlamı olarak parçalanma, parçalara ayrılma demek. Rejenerasyon ise yenilenme, yeniden oluşma anlamında. Akılda tutması gayet kolay. Organizmadan bir parça kopuyor ve kopan parçadan yeni bir organizma oluşuyor. Sırada partenogenez adlı gayet ilginç bir üreme biçimi daha var. Ve bunu yazalım. Partenogenez. Bayağı havalı bir isim. Partenogenez. Partenogenez çok hücreli canlılarda döllenme olmadan gerçekleşen bir üreme biçimi. Mesela bu sevimli yavru komodo ejderi döllenmemiş bir yumurtadan çıkmış olabilir. üreme üremede süreç nasıl işliyordu? Hatırlayalım. Ee, baba organizmanın ürettiği sperm, anne organizmanın ürettiği yumurtayı döllüyor. Ee, bütünleşen bu iki hücre döllenmiş yumurta olarak tek bir hücre haline geliyor ve bu hücrede mitoz bölünmeyle çok hücreli bir organizmaya yani bebeğe dönüşüyordu. İşte partenogenez sürecinde yumurtanın döllenmesi gerekmiyor. Yumurta hücresi kendiliğinden çok hücreli bir organizmaya dönüşüyor. Tıpkı bu minik komodo ejderi gibi böyle bir şey nasıl olabilir ki diye sorduğunuzu duyar gibiyim şöyle izah edeyim bu yumurtalar eşeyli üreme sürecinden hatırladığımız türden değil anne organizmaya ait genetik materyalin yarısına değil tamamına sahipler yumurta mitoz bölünmeyle kendi içinde yeni bir canlıyı oluşturabilecek tüm genetik bilgiyi barındırıyor Hatta kimi zaman yumurta bu genetik bilginin ya da materyalin yarısına sahipken bile çok hücreli yeni bir organizma oluşabiliyor. Ki bu konuyu sonraki videolarda e, araştıracağız, mercek altına alacağız. Sözünü ettiğim şey aslında bir haploid hücre. Yani ebeveynindeki genetik bilginin sadece yarısına sahip. Fakat haploid hücreler de bazı durumlarda tamamlanmış organizmalara dönüşebiliyor. Evet, bunlar da bizim satır arası bilgilerimiz olsun. Dünya üzerinde tıpkı komodo ejderi gibi hem partenogenez yoluyla eşeysiz hem de belirli durumlarda eşeğiyle üreyebilen canlılar mevcut. Evet, biyolojik bağlamda üreme iki temel kategorisi ve ana hatlarıyla bu şekilde. Araya bir çizgi çekip ikisini ayırayım da şöyle karışmasın. İşte oldu. Şimdi özetlersek. Bu sarı çizginin sol tarafı kendine ait genetik materyali bire bir kopyalayarak deyim yerimde ise kendisinden bir tane daha yapan organizmalara ait. Yani her biri eşeğsiz üremenin çeşitli biçimleri. Sağdaki ise tek başına eşeyli üreme süreci. Yeni bir organizmanın oluşması için yumurta ve sperm hücrelerinin bir araya geldiği, spermin yumurtayı döllediği ve her bir hücrenin kaynağı olan organizmanın genetik bilgisinin yarısını taşıdığı süreç yani. O zaman size son olarak bir şey sorayım. Biyolojide hep sormamız gereken bir soru bence bu. Madem canlılar geçmişten beri eşeysiz de üreyebiliyorlardı, o zaman eşeyli üreme nereden çıktı? Bilim insanlarına göre evrim tarihinde bu üreme biçiminin ortaya çıkması eşeysiz üremeden çok sonralara denk geliyor. Eşeysiz üreme gibi eskilere uzanan bir geçmişi yok yani. Bu soruya getirilen açıklamalardan biri şöyle. Eşeyli üreme nesilden nesile çok daha geniş bir yelpazede çeşitlilik sağlıyor. Nesil çeşitlendiğinde nüfus da çeşitleniyor. Böylelikle belirli varyasyonların ya da çeşitlerin mevcut çevre koşullarına daha iyi uyum sağlama olasılıkları artıyor. Evet. Siz bu konuda biraz daha düşünün bakalım.